Günün, haftanın siyaset gündemini konuşacağımız Satır Arası'yla karşınızdayız değerli izleyiciler. Hoş geldiniz Satır Arası'na. Yoğun gündemler var, ülke gündemi çok yoğun. Bunların hepsini stüdyodaki konuğumla konuşacağım ama ondan önce birkaç başlığı hatırlatmak isterim. Bildiğiniz üzere bu ekranlarda da sık sık görüntülerini getirdik. Alevilerin yoğunlukla yaşadıkları bölgelerde şu an Maraş Pazarcık ilçesinde mültecilere yönelik kamplar yapılmakta. Yöre halkı cihatistlere yapıldığı gerekçesiyle bu kamplara itiraz etmekte, sokağa çıkmakta ve mücadele etmekte. Bunların hepsini tabii ki stüdyodaki konuğumla konuşacağım birazdan. Aynı zamanda dini okullarda, vakıflarda çocuklara yönelik taciz vakaları tavan yapmış bulunmakta. Bunlara yönelik hükümetin hiçbir tedbir politikası yok. Tam tersine bu vakıfları savunma pozisyonuna geçmişler. Vakıf okullarında, dini okullarda neler oluyor? Bunları da konuşacağız. Yine Kürt illerinde çatışmanın, savaşın devam ettiğini biliyoruz. Gelen çatışma haberlerinin yoğunlaştığını biliyoruz. Bu dönemde siyasi partiler, özellikle de CHP nasıl bir pozisyon içerisinde, nasıl bir tutum takınacak, bu çatışmanın son bulması için tüm bunları stüdyodaki değerli konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Eren Erdem'le konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Sayın Erdem, başlarken Maraş'tan bahsettim. Evet. Maraş'ta, evet. Pazarcık ilçesinde Alevilerin yoğunluklu olarak yaşadığı bölgede Suriyeli mültecilere yaptıklarını söyledikleri, evet, kamplar yapılmakta. Ama buradaki yöre halkı bunun işte Suriye'deki cihatist örgütlere bir yaşam alanı olarak inşa edildiğini iddia etmekteler ve buna karşı mücadele etmekteler. Aynı zamanda bölgenin ve hükümetin bir hükümetin bölgeye yönelik bir nüfus oyunudur şeklinde itiraz etmekteler. Demografik yapısının bozulacağı gerekçeleriyle. Şimdi bildiğiniz üzere daha önce sizler de bu konuda çok fazla konuştunuz. Evet. AFAD kamplarında IŞİD'e militan gönderildiği haberleri sıkça yer aldı. Kanıtlandı, evet, hatta. Belgelendi yani. Evet. Bu konuda ne diyeceksiniz? Bu kamplar neden yapılmakta? Yöre halkının itirazları haklı mıdır? Şimdi öncelikle şunu ifade edelim. Yöre halkının tespitinin dışına çıkarak Türkiye'de yapılmış mülteci kamplarının %90'ının cihadistler tarafından kullanıldığı bir gerçektir. Bu rakamı nasıl söylüyorum? Mesela bu bölgedeki kamplarda daha önce ben bazı dokümanlar yayınlamıştım bir basın toplantısı esnasında. Rakka'da eğitim görmüş kişilerin kamplara geldiği, kamplarda bir süre kaldıktan sonra tekrar gittiği şeklinde adeta bir lojistik üs gibi bu kampların kullanıldığı bilinmektedir. Elbette ki burada masum çocuklar, masum kadınlar vardır. Ama ekseriyetle bu kişilerin özellikle de örgütlü yapılardan gelen kişiler olduğu aşikardır. Maraş'ta yapılmak istenen de bunun bir benzeridir. Ben buradan hükümete çağrı yapıyorum. Avrupa ile mülteci pazarlığı yaparken, Kayseri işi pazarlık yaparken kampları Alevilerin yaşadığı yerlere yapma ekseninde bir anlaşma yapmadınız. İlla kamp yapacaksanız Adıyaman Menzil'de yapın, Konya'da yapın, Kayseri'de yapın, buralarda yapın. Niçin Maraş'ta yapıyorsunuz? Evet, niçin yani, Alevilerin yoğun çünkü olduğu, bakınız, evet, bu kampların içinde kadınları, çocukları ayırarak söylüyorum. Yani masumiyeti ve masumiyet tabii karinesini ki gözeterek söylüyorum. Ama bu kampların içerisinde örgütlü olarak Alevilerin öldürülmesinin dini bir vecibe olduğuna inanan insanlar var. Ki Suriye'de yapıyorlar bunu. Neden böyle bir, evet, provokatif tutum içerisine giriliyor? Birileri anlaşılan bu ülkedeki kutuplaşmanın daha da derinleşmesinden yana. Anlaşılan birileri nasıl ki bu ülkenin barışını ve iç huzurunu kısmi de olsa, kısmi bir çerçeve içerisinde de olsa duran kan, yani annelerin duran gözyaşlarının nasıl ki bugün tekrar oluk oluk akmasına göz yumuyorsa Türk-Kürt gerilimi üzerine bir siyaset inşa etme noktasında bir tutum izliyorsa anlaşılan odur ki Alevi toplumu da
bu kaos ortamının içerisine bir şekilde çekilmek istenmektedir. Biz buna engel olacağız. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Yani olabilir, mülteci kampı yapabilirsiniz. Konya'da yapın. Konya'da yapın. Kayseri'de yapın. Adıyaman, Menzil'de yapın. Yani gidin bu insanların efendim tabiri caizse bir gerilim üretemeyeceği bir alanda yapın. Yani. Siz evet. Alevi toplumunun özellikle de çok uzun yıllar boyunca baskı, asimilasyon, inkar gerçeğini en içsel şekilde yaşamış bir toplumun yanına, burunun dibine cihadistleri toplar, selefileri, vahabileri toplarsanız orada ortaya çıkabilecek manzara çok vahim olabilir. Bu tür hesapları yapmak, yapmadan böyle şeylerin yapıldığını düşünmek hayalcilik olur. Bunlar bir toplu inenin bile hesabını yapar adamlardır bu iktidar mensupları. Bu hesap edilmeksizin böyle bir şey yapıldığını söylemek gülünç hale getirir bizi. Dolayısıyla demek ki birileri kaos istiyor. Yani birileri Alevi toplumunun bu şekilde manipüle edilmesi üzerinden bir kaosu tetiklemeye çalışıyor. Bizim bu ülkede kaybedecek bir tane canımız yoktur. Evet. Hiç kimseyi kaybedemeyiz. Dolayısıyla asla böyle bir tehlikeye fırsat vermeyeceğiz. Bizim arkadaşlarımız da bölgeye gittiler. Ben de önümüzdeki günlerde muhtemelen pazar günü bölgeye gideceğim. Burada iş makinalarının çalışması. Evet, bugün çalışmaya başlamış bunun, iş makinaları. Bu sürecin durdurulması için elimizden gelen neyse yapacağız. Kanuni olarak, hukukun bize tanıdığı bütün yetkileri kullanacağız. Ama buradan şöyle bir şey çıkmasın. Yani Suriye'den gelen masumları biz dışlamak falan böyle bir tutum içinde değiliz. Biz diyoruz ki bu ülke demografisi içerisinde doğru bir noktada yapılabilir. Bunun için uygun yerler var. Ama burası Hatay değil. Yani Alevi toplumunun yoğun yaşadığı yerler değil. Neden? Çünkü Alevi toplumu zaten bu anlayış tarafından tekfir edilmiş. Yani kafir ilan edilmiş, katli vacip ilan edilmiş bir noktada duruyor. Siz kurdu getirip kuzunun bahçesinin içerisine salarsanız ortaya çıkacak manzaranın sorumlusu olursunuz. Maraş'ta tek bir Alevi canın burnunun kanamasının vebali ve sorumluluğu bu projenin altına imza atanlardır. Dolayısıyla bu sorumluluğu eğer alıyorlarsa biz açık ve net söylüyoruz, kimsenin burnunu kanatmayacağız. Evet. Ama eğer bu kasıtlı ve bilinçli yapılan bir şeyse, ki öyle görünüyor, bu çok ağır bedeller ödettirir. Bunun kimse bunun altından da kendini kurtaramaz. O yüzden akıllarını başlarına almaları gerekiyor. Bizim şu anda ülkede barışa ihtiyacımız var. Yeni bir çatışma alanı oluşturmak, yeni cepheler açmak, yeni gerilimler üretmek, bunlar yani siz sistematik olarak bunu yapıyorsunuz demek ki. Yani kaostan beslenir hale geldiniz. Artık Kürt meselesi tatmin etmez boyuta mı ulaştı ki Alevileri bu şekilde manipüle etmeye ve namlunun ucuna getirmeye çalışıyorsunuz? Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Biz bunu müsaade etmeyeceğiz. Aslında Sayın Erdem, aynı zamanda Alevilerin tarihsel bir belleği var. Maraş katliamını, Çorum katliamını, evet. Sivas katliamını unutamıyorlar. Unutulacak gibi de değil. Nitekim bu cihatist gruplar Suriye'de ortaya çıktıktan sonra bu topraklarda yaşayan Aleviler de çok ciddi bir tedirginlik yaşadı. Evet. Çünkü er ya da geç o evet. grupların bu topraklara gelip evet. bir biçimiyle faaliyet yürüteceklerini ya da çeşitli katliamlara imza atacaklarını tarihsel yaşadıklarından kaynaklı hissettiler. Ve o günden bugüne bir korku sardı Alevileri. Tabii, ne tabii, dersiniz? Tabii. Öyle değil mi? Yani çünkü Suriye'deki cihatist gruplar ben Aleviyim diyen kişiyi kurşuna diziyor. Şimdi bakınız, bu cihatist grupların savaştığı yapılar kendini Şii olarak tanımlayan yapılar, Hizbullah ve benzeri. Şimdi Şiiler bile İslam çerçevesinin içinde daha belirgin imgelerle bir aradadır. Yani işte namaz gibi, yani temel İslam'ın temel ritüellerini kabul eden bir yaklaşımda, onlara dahi gösterilemeyen bu tahammülsüzlük, özellikle de Kızılbaş Aleviliği üzerine kendisini inşa etmiş bir toplumu kat'i suretle ortadan kaldırmaya dönük bir yaklaşıma dönüşecektir. Yani ki bu riski, evet. bu tehlikeyi doğru okuyan bir hükümet bu selefi örgütlere destek vermez. Hükümetlerin 78 milyona sorumluluğu vardır. Bu ülkenin askeri de, polisi de, istihbaratçısı da Alevi halkının, Alevi toplumunun ödediği vergilerle karnını doyurmaktadır. Hiç kimsenin, onların
kuyusunu kazmak gibi bir lüksü ve yaklaşım ortaya koyma hakkı, haddi yoktur. Ama gelin görün ki Selefi cihadist örgütlerin tamamı bu anlayış tarafından desteklendi. Evet. Silahlar verildi, tırlar dolusu silahlar gönderildi, efendim mühimmatlar verildi, Türkiye'deki hastanelerde tedavi olmaları sağlandı. Bunların yaptığı katliamlara göz yumuldu, hücreleri efendim operasyona tabi tutulmadı. Daha geçtiğimiz gün IŞİD'in Türkiye emiri olduğu iddia edilen, ki açık açık sohbetlerinde IŞİD bizim Müslüman kardeşimizdir, kim onlarla savaşıyorsa bizimle savaşıyor demektir gibi ifadeler kullanan, Konstantiniyye'yi fethedeceğiz diyen bir adam serbest bırakıldı. Evet. Daha biz sohbetimize devam edeceğiz. Şu an TV10 ekibi Maraş'ta, Pazarcık'ta, onlara bir bağlanalım. Sıcağı sıcağına bilgileri alalım. Ruhat Emekçi. Deriz hazırız. Evet, direniş çadırının kurulduğu yerdeyiz. Sevgili Hülya ve yanımda bir konuğum var. Mimar Abdullah Özdemir. Geçtiğimiz dönemde Maraş Mimarlar Odası Başkanlığı'nı yaptı. Evet, siz köyde yaşananlar için ne diyorsunuz? Köyde yaşananlar nesini anlatayım ki? Hiç iyi bir şey olmadı bu. Burada gördüğünüz insanlar, bizler bu köyün sakinleri olarak bu yapılanlara tamamen karşı bir duruş sergiliyoruz. Aslında buraya gelecek olan insanlara karşı değiliz. Ama bu yapılan işin bu kadar yer dururken, bu havzada bu kadar yerleşim alanı dururken buranın seçilmesi çok ilginç. Evet, mimarisine bakarsak 375 dönümlük arazi ve bugün şu ifadeler kullanılıyordu. Her taraf çevrelenecek, karakollar yapılacak içine. Siz bir mimar olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi şimdi bunun yani anlatılacak bir şeyi yok, tarafı yok. Mikrofonu yakınlaştırsınız. Anlatılacak bir tutarlı tarafı yok. Bu olmayacak bir şey, olmamalı ve biz de bu işe sonuna kadar olmaması için karşı duracağız, duruş sergileyeceğiz. Evet. Hele böyle bir kadim yerleşim yerinde bu işin yapılması. Bu kadar yer dururken bizim tespitlerimize göre şu anda 17 tane yer var bu işe müsait olarak. Burada üzerinde durulan, hükümetin üzerinde durduğu şey zemin etütlerinin iyi çıkması, zeminin taş olması. Oysa ki böyle 16-17 tane yer var. Bize sorulsaydı, bize sorulmadı. Biz Vali Bey'le de görüştük. Eğer bize sorulsaydı, bizim dediklerimiz kabul edilseydi çok daha geniş, çok daha müsait alanlar vardı. Ama böyle bir demografi bozmak için bu hareketin böyle bir yerde yapılması asla kabul edilecek bir şey değil. Ve biz de buranın sakinleri olarak bu olaya karşı bütün var gücümüzle durmaya çalışacağız. Evet, şunu da sormak istiyorum. Dün yola çıktılar buradan, hem meclise gidip hem de orada yetkililerle görüşebilmek için. Avukatlar, sivil toplum örgütleri şu an Ankara'da ve burada da şirketlere verildiği noktasında bir bilgi var. Ve dozerler girdi. Siz bir mimar olarak özellikle şunu sormak istiyorum. Yani bugün iş makineleri şu an çalışır. Dün CHP milletvekilleri, HDP milletvekilleri de buradaydı. Mecliste dile getireceklerini de ifade ettiler. Şu an Ankara'da görüşmeler var. Fakat hukuki yollarınızı arayın denmiş. Ama sonuçta şirketlerde şu an. Bu tür olaylar Türkiye'de şu anda hukuk dışı olaylar. Hukukun işlemediği olaylar. Siz istediğiniz kadar hukuk savun, hukuka dayanın. Ama bu işler üstten gelen emirlerine tamamen tatbik ediliyor ve uygulanıyor. Burada yapılan da bunun aynısı. İşte Maraş'taki Maraşlıların dışarı çıkartmak istediği Suriyeliler buraya gelecek. Müsait yerde burası görüldü, buraya yerleşecekler. Ve bizim buradaki yapımızı bozacaklar. Çağrınız var mı? Çağrım bütün duyarlı insanların bu işe sahip çıkması. Tek diyeceğim bu. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili Hülya, bugün direniş çadırı 6. gününe girdi ve halk bekleyişini devam ettiriyor. Sabahın erken saatlerinde TV10 ekibi olarak bizler iş makinalarını oraya kadar gittik. Çalışmaları yakından takip ettik. Ama sabah gördüğümüz bir manzara vardı ki özellikle kaymakamın ve bürokrasinin işlendiğini gördük. Önlerinde bir harita
vardı. İş makineleri harıl harıl çalışıyordu ve dün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bu alandaydı, açıklamalar yaptılar. Aynı zamanda HDP'li vekiller, çok sayıda sivil toplum örgütü de buralara gelip açıklamalar yapıyorlar. Ve eğer dün biliyorsunuz burada akşam saat 6'da birçok kişi Ankara'ya doğru hareket etti. Hem mecliste görüşmeler yapılacak hem de orada yetkililerle. Ama ilginç olan bir nokta, detayı hemen vermek istiyorum. Burada şirketlere verilmiş bir alan, mer alanı olarak gösterilmeye çalışılsa da aslında bugün aldığımız bilgilere göre de 375 dönümlük araziye duvarlar örülecek, içine hastaneler ve karakollar yapılacak ve buradaki halk da nöbetini sürdürmeye devam ediyor. Evet, şimdilik aktaracağımız bunlar. İstanbul'a dönüyoruz. Sevgili Hülya, söz sende. Teşekkürler Ruhat Emekçi. Gelişmeleri gün içerisinde Ruhat Emekçi'den almaya devam edeceğiz. Evet Sayın Erdem, gördüğünüz halk sokakta, tarlada, evet, kendi yaşam alanını savunmaya devam ediyor. Türkiye'nin her yerinde şu halk kendi yaşam alanlarına sahip çıkıyor. Tıpkı Artvin Cerattepe'de, evet, olduğu, evet, gibi. Bu örnekleri çokça görüyoruz. Bu yıllardır süren bir hassasiyet. Karadeniz'de de bu böyle olduğu, işte HES ve benzeri süreçlerde de bölgede yaşayan halkların kendi alanlarına sahip çıktığına tanık olduk. Türkiye'nin her yerinde bu hassasiyet ve duyarlılık gelişmiştir, yükselmiştir. Bu hassasiyeti baskılamak için şiddet, efendim benzeri yolları denemek, bu bir öfkeye dönüşmesini, bu hassasiyetin bir öfkeye ve reaksiyona dönüşmesini sağlıyor. Bu yüzden ben iktidarın adım atarken bu gerçeği göz önüne bulundurması gerektiğini tekrar telkin etmek istiyorum. Evet. Toplumsal vicdandan soyutlanmış bir yaklaşımla bölgeyi hiçbir şey yapamazsınız. Toplum ne istiyorsa onu yapacaksınız. Evet. Yani bunun aksi bir tutuma giremezsiniz. Bir bölgede halk karakol istemiyorsa, başka bir tesis istiyorsa, topluma yararlı bir şey istiyorsa onu yapacaksınız. Öbür tarafta Gezi Parkı'nda eğer topçu kışlası istemiyorsa yapmayacaksınız. İktidar böyle bir şeydir. Yani iktidar toplumun taleplerini bir şekilde icra etme makamıdır. Siz eğer bunu karşınıza alıyorsanız, buradan bir menfaatiniz var demektir. Bir gerilim ve kutuplaşma yaratarak siyaseten yaşamaya çalışıyorsunuz demektir. Bu çok tehlikelidir. Bunun ağır sonuçları ve bedelleri vardır. Bugün Türkiye'nin içine düştüğü durum gibi yani. Evet. Maalesef her gün kan gözyaşı yani. Biz bu ortamda nasıl siyaset yapabiliriz yani? Bunu sağlayanlar kimlerdir? Bunu sağlayanlar bunun hesabını vermek zorundadırlar yani. Bu ülkede bir çözüm iklimi, bir barış iklimi vardı. Bu kısmiydi. Eksikleri vardı. Yanlışları vardı. Bizim eleştirdiğimiz eksik tarafları vardı. Yani biz toptan çözüm süreci yanlış demiyoruz ama, evet, yanlış olan yanları buraya vardı. Buraya geleceğiz. Kapalı yürüyen tarafları vardı. Dolayısıyla nereden gelindi bu noktalara? Bunları konuşmak lazım. Evet. Burada eksikleri ortaya koymak lazım. Konuştuğumuzla ilgili olarak hani Maraş'ta bunlar olurken aynı zamanda toplumda da ciddi bir kutuplaşmanın olduğunu gözlemekteyiz. Nitekim tek tek bazı örneklerde göreceğimiz gibi 10 gün önce Sarıyer'de duvarlarda Alevilerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerde Aleviler defolun yazıları, evet, yapıldı, yazılamaları yapıldı, siz de biliyorsunuz. Yine dün Kütahya'da Alevi öğrencilerin evlerine ülkücü imzalarıyla, yani ülkücü gençlik imzalarıyla ansızın gelebiliriz, evet, yazılamaları yapıldı. Malatya Doğanşehir'de hatırlar mısınız? Siz de Malatya Doğanşehirlisiniz. Evet. Ramazan ayında davulcuyla ilgili bir rahatsızlığını beyan etti diye lince uğrayan bir aile vardı. Doğru. Ve bu aileyle ilgili dün dava sonuçlandı. Linç edenler ve saldıranlar para cezası aldılar ve bu da ertelendi. Lince uğrayanlar hapis cezası aldı. Yani, evet, lince uğrayan Alevi aile hapis cezası aldı. Şimdi bir ve bu da yargı karar verdi buna. Evet. Şimdi tüm bu örnekler, daha da bir sürü örnek var. Örneğin bir haber var önümde. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülüğü ilkokul çocuklarına hedef alan Minik Yürekler projesi yapıyor. Ve bu proje şöyle, 4 gün okulda, 1 gün camide eğitim görülecek şeklinde. Şu an Eğitimsen buna karşı bir kampanya başlatmış bulunmakta, evet, Mersin Eğitimsen. Yani bu ülkede Aleviler can güvenliklerinin olmadığını düşünüyorlar. Aynı zamanda bunlardan sebep de bu kadar kutuplaşma neden sağlanıyor? Evet. Yani bakın, bu neyin çıkarına olacak? Bakın basit bir örnek vereyim. Birkaç gün önce Düzce'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı
sokak ortasında vatan haini, ajan diye bağıra bağıra ve görüntüye alınarak dövüldü. Nerede? Düzce'de. Düzce'de. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı. Evet. Üç tane kendisine Osmanlı bilmem ne derneği diyen bir grup arabasını takip ediyor, iniyor, kamerayı açıyorlar. İki kişi vatan haini, ajan diye sokağın ortasında meydan dayağı atıyor. İl başkanı ne demek biliyor musunuz? Yani o ilde genel başkanın temsilcisi demek. Tabii. Ve bizim kanımız dondu yani. Bu bütün siyasi partiler yaşıyor bunu. Evet. İktidar ve iktidara yakın olanlar hariç. Yani toplumsal muhalefetin temsilcisi olan siyasi partiler bunu yaşıyor. Ve bu gittikçe yükselen bir trende dönüştü. Artık insanlar vatan hainliğiyle kodlanıp, fevkalade hedef gösterilip bir şekilde siyasi akıl üretmeyen mecralarda köreltilmiş kişiler tarafından ölüm tehdidiyle kaç karşıya bırakılıyor. Şu an Türkiye'de potansiyel suikast hedefi olan çok sayıda insan var. Evet. Mesela ben kendimden yola çıkarak siz söyleyeyim. Siz de alıyorsunuz. Kendimden yola çıkarak söyleyeyim. Defalarca çok üst düzey birimler tarafından şahsıma yönelik suikast planları yapıldığı bilgileri ulaştı. Defalarca. Hatta yakın tarihlerde böyle çalışmalar olduğunu biliyorum. Bir etkinlikte çıkıp birinin susturuculu bir tabancayla ateş etmek gibi planlar olduğunu biliyorum. Bana bunu söyleyen önemli noktalarda olan insanlar. Şimdi böyle bir ülkede biz her şeyi özgürce söyleyip hiçbir şeyden çekinmeden fikirlerimizi toplumsal uzlaşma adına, ülkenin demokratikleşmesi adına ortaya koyuyoruz. Ama öbür taraftan bir toplum kesimi bilinçli bir şekilde hükümete yakın medya kanallarının yarattığı algı üzerinden ve hükümetin fonladığı, para akıttığı bir takım sivil toplum örgütlenmeleri üzerinden kasıtlı bir şekilde şiddete yönlendiriliyor. Şiddete kanalize ediliyor. Yani bakın mesela ben Cumhurbaşkanı tarafından hedef gösterildiğimde benim 1,5 yaşındaki çocuğumun fotoğrafı paylaşıldı. Altına benim evimin adresi paylaşıldı. Çocuğumun veled-i zina olduğu, haddinin vacip olduğu yazıldı. Ve benim evimin önüne insanlar gelip gittiler yani. Şimdi buradan siyasi sulh çıkarmak mümkün değil. Bunu birilerinin bağımsız bir şekilde yaptığını söylemek de mümkün değil. Çünkü bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti maalesef bir istihbarat devletine dönüşmüş durumdadır. Bu faaliyetlerin tamamı MIT'in bilgisi dahilinde yapılmaktadır. Yani ben asla, bakın bu saatten sonra bundan öncekileri karıştırmıyorum. Çünkü gerçekten çok çeşitlilik arz eden yapıların olduğu süreçlerdi o süreçler. Ama şu anda tekil bir süreç yaşıyoruz. Erdoğan'ın kontrolü altında bir MIT'ten bahsediyoruz. Tamamen. Tüm fonksiyonlarıyla, tüm kadrolarıyla. Erdoğan'ın tamamen kontrol ettiği bir emniyetten bahsediyoruz. Bu ülkede yaşanacak bir suikast, bir canlı bomba eylemi, bir efendim intihar eylemi ve benzeri hadiselerin tümünden MIT'in bilgisi vardır. MIT'in bilmediğini söylemek yalandır, toplumu kandırmaktır, aldatmaktır. Niye böyle bir şey yapılıyor? Evet. Yapılmasının tek bir sebebi var. Bakın şunu çok net söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hı hı, yolun sonunu gördü. Yolun sonunu gördü. Başkanlık sistemini topluma benimsetemeyeceğinin farkında. Yapmış olduğu kara propaganda 7 Haziran'da geri tepti. Toplum farklı bir vicdani çerçeveden yaklaştı. Çoğulcu bir çerçeve üzerinden bir koalisyon hükümeti kurursun dedi. O günden beri, 7 Haziran'dan beri sistematik bir biçimde devletin içerisindeki tüm istihbarat kümelenmeleri sistematik bir biçimde kaosu ayakta tutarak, kaosu canlı tutarak, kaos üzerinden siyaset üreterek toplumu endişeye, korku ve paniğe sevk edip bu korkuyu yönetmeye çalışıyor. Yapılan şeyin adı budur. Aslında 7 Haziran seçimlerinden sonrasını mı tabii, 7 Haziran'a kadarki süreçte, evet, dediğim gibi yani bir Erdoğan gerçeği vardı. Bir Erdoğan tehdidi vardı. Evet. Fakat 7 Haziran'da bu toplum tarafından püskürtüldü. Bir şekilde siyaseten bir cezalandırma yoluna gidildi. Ama ondan sonra toplumun en hassas ve yumuşak karnı üzerinden bir doktrin uygulanmaya başladı. Nedir? Can güvenliği. Evet. Toplum ya mal güvenliği, işte hırsızlık, yolsuzluk buraları tolere edebiliyor. Yani çünkü geçmişten beri yaşadığı için artık kanıksamış. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde
işte bir dönem hariç, çünkü o paranın olmadığı bir dönem, yani bir dönem hariç 1950'lerden beri çok partili döneme geçtiğimiz günden beri her zaman yolsuzluk olmuş. Toplum bunu kanıksamış artık, evet, yani. Alışmış. Alışmış toplum. Yani önceki de çalıyor diyor. Yani evet. Dolayısıyla bu toplum açısından eğer toplumun kendi çeperi içerisinde kısmi bir refah varsa onu önemsemeyebiliyor. Fakat can güvenliği herkesin önemsediği birinci konudur. O yüzden hassas karından yüründü. Bakınız ben size çok net söylüyorum. Geçmişte bunun belgelerini gösterdim. Ankara katliamını gerçekleştiren yüzden fazla gencimizin hayatını, evet, kaybettiği, saldırıyı gerçekleştiren kişinin telefonlarının dinlendiğini, kardeşiyle telefonda vedalaştığını, takip edildiğini evet, ama müdahale edilmediğini belgeledik. Bu Ankara'daki bombalı aracın askeri personel taşıyan otobüslere saldırdığı o terör eyleminde yine aynı şekilde istihbaratın bilgisi olduğunu öğrendik. Ben buradan vatandaşlara çağrı yapıyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı bize bilgi vermiyor. Bizim can güvenliğimizi korumamız için demek ki Alman konsolosunu falan takip etmemiz lazım. Ki ediliyor. Yani şu anda Alman konsolosunun yaptığı açıklamalar üzerinden biz Türkiye'de ne olduğunu öğreniyoruz. Çünkü MİT bize bilgi vermiyor. MİT toplumu bilgilendirmiyor. Niçin bilgilendirmiyor? Demek ki sistematik olarak bir kaos sürecinin sürdürülebilir hale gelmesi yönünde bir arzu ve ihtiyaç duyuluyor. Ben buradan çok net söylüyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı muhalefet partilerinin genel merkezlerinin önüne aynı plakadan iki araç çekip de onlara ortam dinlemesi yapmak yerine, muhalefet milletvekillerini yatak odasını dinlemek, izlemek yerine bu ülkeyi kaosa sürükleyen ve özellikle de dışarıdan desteklenen IŞİD ve benzeri terör eylemlerine karşı tedbir alsın ve bu milletin canını korusun. Evet. Ama bunun dışında bir süreci inşa ediyorsa siyasi davranıyordur. Siyasete angaje olmuştur. Halkın can güvenliğinden ziyade bir şahsın ya da beş Dalton'un can güvenliğini önemsiyor demektir. Ve biz de bunun her zaman karşısında olacağız ve deşifre edeceğiz. Peki hiç bu çatışmalı olmaz. Süreç bunların tek nedeni başkanlık mıydı? Yani nitekim Cumhurbaşkanı geçen gün siz de takip etmişsiniz. Harp akademileri konuşmasında şunları söyledi. Her fırsatta söylüyorum dedi. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Sizlerin huzurunda buna bir şey daha eklemek istiyorum diye devam etti. Tek komutan dedi. Ve başkomutanlık da Cumhurbaşkanlığınındır dedi. Bakın Erdoğan'ı eleştiren bir Alman şarkıcının şarkı sözleri nedeniyle Alman Büyükelçiliği bakanlığa çağrıldı. Evet. Nota verilecek, evet, herhalde. Evet. Ama ben tavsiye ederim Dışişleri Bakanı Do Re Mi Fa değil de Sol notasını versinler. Birazcık o Sol notasına girmeyi, evet, başarsalar Türkiye daha farklı bir yere gidecek. Ama şimdi bakınız, Cumhurbaşkanı'nın kafasındaki senaryo çok net. Çok net. Kaosu derinleştirecek, korku üzerinden referandumda başkanlık çıkartmaya çalışacak. Yani başkanlık niye bu kadar önemli? Çünkü bir de ona da bir değinin. Çok net. Evet. Madde madde hemen sebebini, evet, çok lütfen, açık ve çıplak bir şekilde ifade edeyim. Bir, Erdoğan Orta Doğu'da bataklığa saplandı. Uluslararası emperyalizmin bölgeyi dizayn etme çalışmalarına, özellikle ben hep söylerim, burada da söyleyeyim, Arap Baharı'nın ilk ortaya çıkış şeklini kastetmiyorum. O çok samimidir. Evet. Yani Tahrir Meydanı'ndaki 1 milyon mezar kentte yaşayan, yoksul, sefalete mahkum edilmiş, evet, insanın feryadıdır. Evet. O çığlıktır. Baskıdan bıkmış. Tabii. Baskıdan, o diktatörlük rejimlerinden bıkmış insanların öfkesidir. Ama Arap Baharı manipüle edilmiştir. Darbelere yol açmıştır. Bir şekilde emperyalist güçler tarafından manipüle edilmiştir. Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da başlayan, Tunus'ta başlayan, Fas'ta başlayan sürecin Suriye'yi çabuk bitireceğini düşündü. Hızlı bir şekilde netice alacağını düşündü ve kraldan çok kralcılık yaptı. Niçin? Bu işe ben eğer sahip çıkarsam, bundan sonra oluşacak yeni haritada en büyük güç bana ait olur dedi. Ortadoğu liderliğine mi soyunmak istedi? Ortadoğu liderliğine soyunmak istedi. Ama bunu yaparken de emperyalizmin bölge dizaynına yönelik bir tutum izledi. Bölgenin halkları açısından bir tutum izlemedi. Ha, Suriye'de emperyalizm duvara çarpınca, ki ben Suriye rejiminin de yanlışlarını ve
çerçevesini çok yanlış işler yaptığını söyleyerek bunu ifade ediyorum. Ama toplamda baktığımızda iki yanlışın kavgasıydı Suriye'deki kavga. Yani iki yanlıştan bir doğrunun çıkmayacağı gerçeğini görmüş olduk. Bu süreçte Erdoğan o kadar çok kraldan çok kralcı davrandı ki emperyalizm bölgesel stratejisini değiştirdi, o değiştiremez hale geldi. Emperyalizm dedi ki kardeşim ben bu adamlarla kavga etmek istemiyorum. Niye? Çünkü ortaya çıkan sonuçlar Selefi örgütlerin güçlenmesi beni de tehdit ediyor. Avrupa'da bombaları patlatıyor. O yüzden ben Esad'la masaya oturacağım dedi. Ben İran'la anlaşacağım dedi. Ben Irak'ta farklı bir yola gideceğim. Tunus'ta Ghannouchi'ye Nobel ödülü vereceğim, cesaretlendireceğim dedi yani. Böyle bir harita oluşturmaya başladı. Ama Erdoğan onlardan daha fazla bölgede gerilimin tarafı olduğu için bu yeni konsepte uygun siyaset üretemez hale geldi. Yani tükürdüğünü yalayamadı. Sisi'yle papaz oldu. Esad'la bütün bağlar koptu. İran'la zaten geldiği nokta ortada. Irak'la geldiği nokta ortada. Dış politika da iflas etti. Dış politika onun bugün içine düştüğü girdabın hazırlayıcısıdır. Bu bağlamda uluslararası siyaset ve güç merkezleri tarafından Erdoğan kötü adama dönüştürüldü. Bir anda Guardian dergisinin her gün karikatürlerle alay ettiği bir adama dönüştü. Niçin? Çünkü bölge stratejilerine zarar vermeye başladı artık o anlayış. Fakat şimdi buradan da şöyle bir okuma çıkartmaya çalıştı. Hemen dikkat edin. Hep anti-emperyalist söylemler, işte Amerikan karşıtı, İngiliz karşıtı falan. Yani Erdoğan'ın bugün Amerika ile olan gerilimi Amerikan karşıtlığından ileri gelmiyor. Erdoğan'ın Amerikan karşıtı olmasından kaynaklanmıyor. Erdoğan'ın Amerika ile yaşadığı gerilimin tek sebebi Erdoğan'ın Amerika tarafından kendisine biçilmiş son kullanma tarihinin dolmasından ileri geliyor. Bundan başka bir nedeni yok. Peki iç siyasette de Kürt sorununu çözememesinin bir etkisi var mıdır tabii, bundan? Tabii. Hemen böyle bunu içe teşmil edelim. Yani taşıyalım. Peki. Dışarıdaki bu gerilim Erdoğan'ı korkuttu. Niçin? Dedi ki her zaman bana Sisi gibi birini karşıma çıkartabilirler. Yahut benzeri şeyler yapabilir. Bu onun daha korumacı bir rejim arayışına sevk etti. Dedi ki ben kapalı bir rejim kurmalıyım, dışarıya karşı kendimi korumalıyım, kendime müdafaa etmeliyim diyerek kendi çerçevesini belirlediği bir başkanlık tartışması başlattı. Bakın 317 AKP milletvekili. Birine soralım. Sizin başkanlık sisteminizin formülü nedir? Yönetim şekli nedir? Ulusal meclis midir? Yerel meclis? Ne yapacaksınız? Yani siz eyaletleri mi böleceksiniz? Nasıl olacak bu iş diye soralım. 317 vekilin birinden cevap alamazsınız. Çünkü hiçbiri bilmez. Bu başkanlık sistemi Hakan Fidan, Erdoğan ve Erdoğan'ın yakın çevresindeki Daltonlar tarafından hazırlanmıştır. Efkan Ala, Yalçın Akdoğan gibi adamların içinde olduğu bir heyet tarafından oluşturulmuştur ve AKP milletvekilleri bile bunun içeriğini bilmez. Bu başkanlık rejiminin tek amacı Türkiye'yi kapalı bir rejime dönüştürmek, Türkiye'yi İranvari kapalı bir rejime dönüştürüp uluslararası müdahalelere kapatmak. Ama aynı şekilde toplumu alabildiğince tek tipleştirmek, çünkü kapalı rejimlerin doğasında bu vardır. Toplumu taraftarınız haline dönüştürmelisiniz. Evet. Bunun için çok yoğun bir şiddet ve baskı uygulamalısınız. Farklı düşünceleri ve inançları asimile etmelisiniz. Tüm kimlikleri ortadan kaldırmalısınız. Tek bir kimliği dayatmalısınız. Yani toplamda sistematik olarak bunun yapılması gerekir ki bir kapalı rejim şekillendirilebilsin. Kürt meselesine gelince, başından beri hiçbir zaman Erdoğan bu ülkenin kronik sorunlarından biri olan Kürt sorununu çözmek yönünde bir adım atmadı. Hep göstermelik, hep tribüne oynayan, hep gerçekten de toplumsal barışın etrafından dolaşan bir tutum izledi. Hiçbir zaman meselenin özüne gelemedi, sadede gelemedi. Şimdi sadede gelemeden Kürt sorunu çözülmez. Sadede gelmek için bu konuda çözüm iradesini ortaya koyabilmenin tek bir göstergesi vardır. Tek bir göstergesi. Bu sorun 78 milyonun ortak sorunu değil midir? Ortak sorundur değil mi? Geleceksiniz parlamentoda şeffaf, açık, çıplak bütün taleplerin amasız fakatsız masaya yatırılabileceği zeminde bir mütabakat komisyonu oluşturacaksınız. Yani bu tartışma toplumsal muhalefetten hep kaçırıldı. Hiç kimsenin buna müdahil olması sağlanmadı. Herkesten gizlendi bu süreç. Ve burada ne sözler verildi, ne talimat, taahhütler verildi, ne tür vaatlerde bulunuldu kimse bilmiyor. Bugün işte ortaya çıkan bazı tutanakları okuyoruz, öğreniyoruz yani. Belli sözlerin verildiği, bu sözlerin topluma danışılmadan verildiği, toplumun en azından bu anlamda ne düşündüğü önemsenmeden bir tutum izlendiği.
Kimse kusura bakmasın. TRT Şeş'le Kürt sorunu çözülmez. TRT Şeş'le Kürt sorunu çözülmez. İnsanların kendi dillerinde konuşabilme özgürlüğünü sağlamak bir lütuf değildir. Bir normalleşme girişimidir. Normalleşmeyi sürdürmek gerekiyor. Bunda ısrarcı olmak gerekiyor. Çözüm adına daha çok şey yapmak gerekiyor. Bunu da birlikte yaşam şiarıyla yapmak gerekiyor. Yani hiçbir zaman Türkiye'de ayrı bir devlet, bir bölünme böyle bir çerçeveden değil, bir arada yaşamanın mutabakat formülünü bulmak gerekiyor. Eşit yurttaşlık zemininde bir anayasa arayışına girmek gerekiyor. Bunları yapmadan Kürt sorunu çözmek teknik olarak mümkün değildir. Ama burada dikkat edin. Hiçbir zaman eşit yurttaşlık zemininde en ufak bir pozitif adım atılmadı. Ne atıldı? Eşit yurttaşlık TRT Şeş açıldı. TRT Şeş'te bugün yapılan şey nedir? Yapılan şey aslında tabiri caizse küresel kapitalizmin argümanlarını Kürtçe servis etmektir. TRT 1'in Kürtçesidir. Yani TRT 1'in Kürtçesidir yani. Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler düzen, Cumhurbaşkanı'nın AKP'nin siyasetine politik meşruiyet katan yüzlerin Kürtçe konuşuyor olmasıdır. Evet, yani tek farkı budur. Çözüm diye şimdi sundukları. Bu değil ki bu işin aslı. İnsanlar Recep Tayyip Erdoğan güzellemesini Kürtçe dinleyince Kürt sorunu çözülüyor mu yani? Çözülmüyor. Bu bir demokrasi sorunudur. Kürt sorunu Alevi sorunuyla da bağlantılıdır. Kadın sorunuyla da bağlantılıdır. Tüm bu sorunların toplamı ekonomiyle bir, bağlantılıdır. Demokrasi sorunudur. Bu demokrasi sorununu aşmanın tek yolu toplumun tüm farklılıklarını kucaklayacak geniş yelpazeli bir anayasa çalışması yapmak. Ama biz bugün anayasa mutabakatı adına bir komisyona oturuyoruz. Darbe hukukundan anayasayı arındıralım diyoruz. Masaya hemen başkanlık sistemiyle geliyorlar arkadaşlar. Ya getirsenize şu darbe hukukunu kaldıralım, seçim barajını kaldıralım, bu ülkeyi daha da demokratikleştirecek adımlar atalım. Gelin yerel yönetimleri güçlendirelim, yerinden yönetimi daha da belirgin hale getirelim. Efendim Avrupa Yerel Yönetim Özellik Şartnamesindeki şerhleri masaya koyalım, tartışalım, bunlar üzerinden konuşalım. Türkiye'yi demokratikleştirelim ve bir arada bir devlet çatısı altında tek devlet şiarıyla bunu yapalım. Ama tek devlet dediğimizde bu sadece abdest alanların devleti olmasın. Ezidilerin de devleti olsun, öbürünün de devleti olsun, gayrimüslimin de devleti olsun. Bu aynı zamanda Kürtçe konuşanın da Ermenice konuşanın da devleti olsun. Yani toplumun 78 milyonun tüm farklılıklarını kendisinden gördüğü bir yapıya dönüştürelim bunu. Ve bunu da şu anda pompaladıkları bölünme noktasındaki bir takım yaklaşımlarla uzlaşılamaz, konuşulamaz ve masaya yatırılamaz hale Peki, getiriyorlar. Tam buradan şöyle bir şey sormak istiyorum size Sayın Erdem. Konuya girmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla samimi bir biçimde biz bize bunu konuşalım istiyorum. Evet. Dediniz ki eşit yurttaşlık, anayasal eşitlik. Evet. Bunları Kürt siyasal hareketi de bunu istiyor. Yani hani herhangi bir bölünme taleplerini biz okumadık ya da demeçlerine denk gelmedik. Anayasal eşitlik, eşit yurttaşlık ve yerel yönetimlerin merkeziyetçilikten kurtulması, daha özel, daha demokratik, daha yerelden bir yönetim talebi. Şimdi bunlar olurken Erdoğan, sizin de belirttiğiniz gibi Sayın Erdoğan hükümet ve çevresi savaşta ve çatışmada ısrarlı olduğunu çeşitli demeçlerle ve bölgedeki çatışmalarla deklare etti. Durum bu. Şu an çatışmalar devam ediyor. Sizin partiniz de Sur'a gitti, Cizre'ye gitti. Değil mi? Yanılmıyorsam. Tabii tabii. Defalarca gidildi. Gitti, bir rapor hazırladı. Çok sayıda rapor yazıldı. Evet. Raporda hani gerçekleri içeren bir rapordu. Bunları yaptı. Şimdi siz dediniz ki Anayasa Komisyonu'nda biz bunları konuşuyoruz ama başkanlıkla hiç geliyorlar. Konuşamadınız. Başkanlık talebiyle geliyorlar. Peki komisyon dışında, yani CHP komisyon dışında bu sorunla ilgili, bu sorunun çözümüyle ilgili ne yapmaktadır? Evet. Tabanına ne anlatmaktadır? Çünkü az önce sizin formüle ettiğiniz talepler aslında Kürt siyasal hareketin talepleri. Bundan daha fazlası değil yani. Hani bunlar olmalı dediniz, demokratikleşmeli. Bu konuda CHP şu an ne yapmaktadır? Çünkü çok fazla çatışma var ve şunu da söyleyeyim, tabanınızda, örneğin sosyal medyada izlediğim kadarıyla bazen şöyle bir eleştiri de geliyor. Diyor ki patlayan bombalar karşısında kınamakla geçiştiriyor. Durum nedir partiniz açısından? Şimdi tabii bakın, biz bir siyasi partiyiz, bir muhalefet partisiyiz. Yani bizim bir yaptırım gücümüz yok. Yaptırım gücümüz olsaydı eğer, emin olun bu ülkede bomba patlamazdı. Hiç kimse de ölmezdi, kimsenin burnu kanamazdı. Evet. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
Yani biz iktidarda olmuş olsaydık, bugün bu sorunun mahiyeti üzerine konuşuyorduk, tartışıyorduk, fikir üretiyorduk, entelektüellerimiz, aydınlarımız tartışıyordu. Biz mecliste komisyonu çoktan kurmuştuk. Şimdi biz bu konuda neler yapmak istediğimizi zaten 7 Haziran öncesinde formülize ettik. Ve o formülizasyon içerisinde biz şunu çok net bir dille ifade ettik. Dedik ki madde madde bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir uzlaşma komisyonu kuracağız. Uzlaşma komisyonu. Uzlaşma komisyonu ne iş yapacak? Meclis çatısı altında resmi tutanaklara geçecek görüşmeler yapacak. Ve bu görüşmeler halkın gözünün önünde gerçekleşecek. Bu görüşmelerde biz birlikte yaşam şiarını bozmayacak, bir arada yaşam ve bir aradalık ilkesine en ufak bir zeval getirmeyecek şekilde Kürt sorununun demokratik yollardan çözümü adına siyaseti seferber edeceğiz. Aynı zamanda çok fazla sayıda vaadimiz oldu bu konuda. Yani seçim bildirgemizde işte Kürtlerin yaşadığı yerlerdeki yerleşim yerlerine eski adların verilmesinden tutun da faili meçhul komisyonuna kadar çok detaylı bir konsept oluşturduk. Geçtiğimiz günde Sayın Sezgin Tanıkulu çok kapsamlı işte koruculuğun kaldırılması ve benzeri maddelerden oluşan geniş bir demokrasi paketini meclise sundu. AKP oylarıyla reddedildi bu. Yani bu alanda biz belli bir çalışma yürütüyoruz. Kendi içimizde de zaten bu konuda çok netiz. Evet. Yani biz bu ülkede tek bayrak, tek devlet, evet hiçbirinde bizim zaten yani Cumhuriyet'in kurucu partisiyiz biz. Dolayısıyla bu ülkelerden vazgeçme şansımız yok. Fakat demokratik cumhuriyet yani tüm toplumun değerlerini koruyan, toplumu kutuplaştırmayan, birbirinden ayırmayan, herkesin sahipleneceği zeminde devletin şekillenmesi ve bir vücut bulması noktasında bir hassasiyet gözetiyoruz. Aksi takdirde biz tekçi, tekilci, efendim sadece muhafazakarların hassasiyetlerini kollayan yahut da Sünni İslamcılığın hassasiyetlerini kollayan bir çerçeveden devletin dizayn edilmesini kabul edemiyoruz. İçimize sindiremiyoruz. Bu bağlamda ne yapıyoruz? Çok net. Sürekli bölge komisyonlarımız gidiyor. Heyetlerimiz gidiyor. Ve bakın kadın heyetimiz ayrı gitti. Raporlama yaptı. Esnaf heyeti, esnafların durumu için bir heyet gönderdik. Çocukların durumu için heyet gönderdik. İstanbul İl Başkanı göreve gelir gelmez hemen bölgeye gitti. Ve sürekli de bu heyetlerin raporlamaları sürecek. Ve bu raporlamalar farklı dillere çevrilecek, dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Yani bu tarihe not düşecek bu raporlar. Şu anda bölgeyle ilgili en bilimsel raporları gerçekten de CHP hazırlıyor. Ve CHP'nin bu raporları çok ciddi bu sürece ışık tutacak. Yani bu süreç tartışılmaya başladığında bu raporların hepsi referans alınacak. Şimdi bu önemli bir şeydir. Bir diğeri de biz sürekli olarak silahların susması telkin ediyoruz. Çünkü silahlar ateşlendiği sürece biz bir şey konuşamayız. Hiç kimse silahların gölgesinde siyaset yapamaz. Nasıl ki geçmişte asker vesayeti siyasi partiler üzerinde namluyu doğrultup da onlar üzerinde belirleyici olduysa bugün de aynı şekilde hem asker hem de kandil çift yönlü bir vesayetle siyaseti işgal etmiş durumdadır. Acilen çok net bir şekilde silahların susması gerekir. Peki bunun için silahların ve susması için silahlıların silahı bırakması için sivil siyasetin inisiyatif alması gerekmiyor mu? Demokrasi blokunun oluşturulup bir barış hareketinin oluşturulması gerekmiyor mu? Kesinlikle ama çok net bir şey söyleyeceğim bakın çok net. Ankara'da şimdi Cizre'de yaşanan olayları biliyoruz. Evet. Kent adeta yağmalandı. Şimdi sura adeta kayyum atanıyor. Şu an Nusaybin. Kamulaştırılıyoruz. Yani bu bir facia. Dün ben bir tweet attım. O yüzden de beni linç ettiler. Yüksekova'da bir özel harekatçı bir yatak odasına girip aynaya şeyler yazıp yazılar yazıp resim paylaşıyor. Hani cinsiyetçi yazılar. Tabii yani cinsiyetçi yazılar aynı zamanda bu toplumun bütün mahremiyet duygusunu yok etmektir. Yani ve kadın rujuyla yazılmış tabii kadın rujuyla yazılmış. Evet. Yazılar. Şimdi bu burada yaşanırken diğer taraftan da Dağlıca'da karakol baskınları gerçekleşiyor. Askerin güzergahında bir tonluk bombalar patlıyor. Ankara'da TAK geliyor, eylem yapıyor. Öbür taraftan TAK'ın yaptığı eylem sahipleniliyor, meşrulaştırılıyor Kandil tarafından. Şimdi bu yaklaşımlar doğru değil. Burada çok net söylüyorum. Nasıl ki birileri Sur'u, Cizre'yi bu hale getirerek bir siyasi amaç ve beklenti içerisine girmişse adeta Kandil'de bu işin ortağı gibi davranmaktadır. Acilen. HDP'yi bunun dışında tutuyorum. HDP siyasi meşruiyeti olan bir partidir. Yani 6 milyon civarı insanın teveccüh gösterdiği bir siyasi partidir.
Sadece bunu şu açıdan söylüyorum. Diyorum ki acilen tek taraflı olarak silahın susması gerekiyor kardeşim. Bu sustuğu an tek taraflı olarak, yani Kandil silahları susturmak durumunda. Bunu yaptığı an şu an Türkiye demokrasisi rahatlar. Sorun konuşulmaya başlanır. Ve bu tahribatların ortadan kalkması sağlanır. Aksi takdirde şu anda bakın çok net bir şekilde Kandil'in karakol basmasından mutluluk duyan insanların olduğunu görüyoruz biz. Mutluluk duyuyor siyasetçilerin bazıları. Ha bugün yine şehit haberin olması bazılarını mutlu eder hale gelmiş durumda. Maalesef. Ve bunun üzerinden siyaseti dizayn etmeye çalışan bir anlayış söz konusu. Bunu ben doğru bulmuyorum. Dağlıca'daki asker de bizimdir. Cizre'deki çocuk da bizimdir. Her ikisi de bizimdir. Biz bunların ikisini de birbirinden ayırmıyoruz. Ve biz diyoruz ki bu ikisinin de ölümlerinin acilen son bulması lazım. Evet. Bu ölümler son bulmadığı sürece bizim bir şey konuşma şansımız yoktur. Evet, bunun için de siyasetçilerin ısrarla görev alması lazım. Sürekli olarak bakın geçtiğimiz günlerde yine Sayın Demirtaş'a bir çağrı yaptı. Evet. Bir çağrı yaptı, dedi ki gelin sivil siyasette konuşalım. Acilen bizim çok net bir şekilde siyasetin bu ateşkesi ya da bu silahların susması zeminini sağlamamız lazım. Şimdi bakın terörle mücadele başka bir şeydir. İnsanların yatak odalarına girip evlerini başlarına yıkmak başka bir şeydir. Evet. Tam da Sayın Kılıçdaroğlu çağrısında şöyle bir ifade de kullanmıştı Sayın Erdem. HDP terörle arasına mesafe koysun çağrısında bulunmuştu. Demirtaş da buna karşılık olarak CHP'de bu sorunun çözümün için elini taşın altına soksun. Bizim zaten mesafemiz var. Biz sivil siyaset yapıyoruz. Nitekim Davutoğlu da sizin için, CHP için demişti ki DHKPC ile arana mesafe koy. Daha doğrusu şöyle ifade etmişti. HDP için PKK neyse CHP için de DHKPC odur. Ya şimdi siyaset böyle tartışılıyor. Aslında her siyasi partinin beslendiği tabanla o illegal örgütlerin beslendiği taban aynı. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Değil mi? Bu komedyanın bu sorunların çözülmeden hani çok nasıl bir mesafeden bahsediyorsunuz? Bakın ben bu komedyanın bir parçası olmam. Davutoğlu'nun komedyasının, oyununun, piyesinin parçası olmam. Ama ben bu yayında 5 dakika içerisinde AKP'nin IŞİD'le nasıl işbirliği yaptığını ispatlayabilirim. Çok net ispatlayabilirim. Can Dündar bugün neden yargılanıyor? Casusluktan yargılanıyor. Casusluk nedir? Gerçek bir bilgiyi kaynağından çalıp, değil mi? Başka bir yere servis etmek demektir. Siz Can Dündar'a casus dediğiniz sürece Can Dündar'ın yayınladığı görüntülerin gerçek olduğunu kabul etmiş olmaya devam edeceksiniz. Yani siz diyorsunuz ki bu görüntüler gerçek. Bu görüntüler sahte değil. Eğer Can Dündar işte hükümete darbe, iftira etmek, suç uydurmak gibi suçlardan yargılansaydı ben diyecektim ki hükümet tutarlı davranıyor. Hükümet kendi eliyle Savcı İrfan Fidan Can Dündar'ın casus olduğunu, yani yaptığı haberin gerçek olduğunu resmen teyit etmiş oldu. Hukuksal dille teyit olmuş oldu. Şimdi biz bu tartışmaya girmeyiz. Bütün dünya bakın Erdoğan şu anda Amerika'da. Erdoğan'ı karşılayan insanlar terörist Erdoğan diye bağırıyor. Benim beyanım değil. Oradakini naklediyorum. Yarın dava açmasınlar yani. Evet. Böyle bağırıyorlar. Niye bağırıyor bu insanlar bu şekilde? Bütün dünya. AKP'nin bakın. Bunu söylediğimiz zaman Türkiye'yi suçladınız falan diyorlar. Türkiye ile AKP'yi birbirinden ayırarak söylüyorum. 78 milyon halkımızla bu AKP siyasetini bir daha ayırarak söylüyorum. AKP'nin IŞİD'le işbirliği içinde olduğunu bütün dünya biliyor. Bütün dünya gazeteleri bunu yazdı. Bütün dünyada bunun belgeleri var. Hollanda parlamentosunda da var. Avrupa Birliği'nde de var. MİT'lileri tutanaklarını tüm dünya biliyor. Yani herkesin bildiği şeyler. Şimdi biz bunu o yüzden AKP ile bunu tartışamayız. AKP öncelikle kendisi terörle arasına mesafe koyacak. Çok net bir şekilde IŞİD'le arasına mesafe koyacak. IŞİD'çilere pozitif ayrımcılık yapıp serbest bırakıp terörle mücadele ediyorum diye akademisyenleri cezaevine doldurmayacak. Barış isteyen öncelikle, akademisyenleri. Öncelikle bu konuda terörle arasına mesafe koyacak. Cumhuriyet Halk Partisi efendim hiçbir zaman bir örgütle, bir silahlı örgütle, bir terör örgütüyle hukuk kurmamıştır. Diyaloğu yoktur. Belgelenemez, ispat edilemez. Ancak Davutoğlu çıkıp bunu bir yerde söyler. Bir algı yönetimi olarak. Havuz medyasından birileri bunu yazar, çizer. Tek bir belge, delil getiremezler. Bakın ben buradan daha farklı bir şey söyleyeyim. Ezber bozayım. Yani bir konuda ezber bozayım. Ben HDP'nin de PKK ile arasında mesafeler olduğunu düşünüyorum. Görüyorum da. Çıplak gözle görüyorum bunu ben parlamento içerisinde. Çünkü içlerinde gerçekten tanıdığım, demokratik siyasete inanan
barışçıl demokratik siyasetin argümanlarıyla mücadele etmek gerektiğini düşünen insanların çok sayıda olduğu bir gerçek. Ama aynı şekilde maalesef şu anda PKK'nın Türkiye'deki barış iklimine verdiği zararı göremeyen arkadaşlar da var. Bunların derhal bu konuda bir öz eleştiri yapıp toplum vicdanındaki bu tahribatı ortadan kaldırması lazım. Nasıl ki biz kendi içimizde bu tartışmayı yapıyorsak orada da olması lazım. Burada HDP defalarca çıktı, biz kınıyoruz dedi. Bu saldırıları doğru bulmuyoruz dedi. Söyledi bunu defalarca. Ben de tanıyorum. Bu her yerde söylendi ama bunu bir defa söyledi, 5 defa söyledi. Şu anda HDP'nin bunu 500 defa söylemesi lazım. 5000 defa söylemesi lazım. 1000000 defa söylemesi lazım. Öyle bir dönemden geçiliyor. Her konuşmasında bunu ifade etmesi lazım. Çok yoğun ve yüksek sesle demokratik siyaseti işletmesi. Çünkü bakın bu toplum HDP'ye Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla bu sorunun çözümünün bir yolunu oluşturması, demokratik yolunu açması için oy verdiler. Evet. Dolayısıyla biz de bu anlamda parlamentoda meşru olan, bakın sandıktan gelmiş, demokrasi güçleri tarafından belirlenmiş, demokrasinin temeli olan halkın iradesiyle seçilmiş olan bir anlayışı biz asla ve asla gayrimeşru göremeyiz. Evet. AKP dahildir buna. AKP de meşrudur, sandıktan gelmiştir. Gayrimeşru olan şu anda AKP'nin yürüttüğü tabiri caizse pasif siyasettir. Erdoğan'ın AKP üzerindeki hegemonyasıdır. Yani biz kat'i suretle parlamento iradesini gayrimeşru göremeyiz. Ama burada çok netleşmek lazım. Biz efendim mutlaka ve mutlaka silahların ortadan kalkması için somut bir yaklaşım izlemek zorundayız. Bu konuda en büyük sorumluluk HDP'ye düşüyor. HDP bu anlamda çok yüksek bir sorumlulukla davransın. Onun arkasından zaten toplumun bütün demokrasi güçleri, bütün muhalefet partileri, parlamento içi veya dışı, herkes buna mutlaka katkı sunar. Mutlaka katkı sunar. Biz şu anda birinci derecede silahları susmasını istiyoruz. Silahlar sussun, biz bu sorunun çözümü için ve birlikte yaşamın temel ilkeleri ekseninde, birlikte bir arada yaşam şiarıyla biz bu sorunu çözmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kürt sorunu tarihe karışacak. Hiç kimse bundan şüphe duymasın. Peki, temelinize katılalım. Ama buradaki realiteyi ortaya koyalım ve daha fazla sorumluluk alalım. Peki. Daha da cesaretlendirelim birbirimizi. Ve diyelim ki geçmişte İktidar Partisi'nin yaptığı doğru şeyler yok mu? Var. Doğru şeyler de yaptı İktidar Partisi. Bazı konularda demokratikleşme adına olumlu adımlar attı. Yani görmezden gelemeyeceğimiz politik pozitif adımlar attı, ortaya koydu. Fakat geldiğimiz noktada iktidarın bu körlüğü ve içine düştüğü kaos girdabından çıkışı adına acilen HDP'nin politik misyonunu gerçekleştirmesi gerekiyor. Evet, HDP'nin ve tüm siyasi partilerin bu sorumluluğu alması gerekiyor. Tek başına herhalde olmayacak gibi. Peki, girişte de bahsettik, buna da değinelim. Son 5 dakika içindeyiz. Maalesef zamanımız kısıtlı. Dini okullarda, vakıf okullarında bildiğiniz üzere siz de bununla ilgili mecliste bir soru önergesi verdiniz galiba, reddedildi. Çocuklara yönelik cinsel istismar ve cinsel tecavüz yaşanmakta ve buna dair hükümetin ve yetkililerin açıklamaları tek bir faili yargılayan, sorgulayan bir cevap olmakta. Sistemin kendisini korumaya yönelik bir açıklama yapmaktalar. Ne oluyor bu dini okullarda, bu vakıflarda? Neler oluyor sizce? Ben çok objektif bir adamımdır. Hiçbir zaman bir pire yüzünden yorgan yakmam. Evet. Ensar özelinde konuşacağım. Çünkü benim bildiğim gerçekten de çıktı, kendi içinde tutarlılığı olan dini okullar da var. Yani örneğin işte birçok vakıflar var. Ben ideolojik, inançsal olarak asla aynı düşünceyi benimsemem ama ahlaki etik kurallara dikkat eden okullar da var. O yüzden herkesin hakkını yemeyeceğim. Yani onların yaptığı gibi toptancı bir reddiyeyle işe yaklaşmayacağım. Ensar özelinde konuşacağım. Bir kere bunu ifade edeyim. Ensar sürecinde yaşanan şey münferit bir vaka. Bir adamın ortaya koyduğu bir sapkınlık. 3 yıl boyunca. Evet, yıllar boyunca. Bunu kurumun tespit edememesi iki şeyle ifade edilebilir. Eğer burada kurum bunu tespit edememişse ciddi bir iletişim problemi vardır kurumun. Ve bu kurum asla eğitim vermemelidir. Asla eğitim vermemelidir. 3 yıl boyunca kendi bünyesindeki bir öğretmenin çocuk istismarı yaptığını tespit edememişse bu kurum asla eğitim vermemelidir ki tespit edememe ihtimali %0 civarındadır ya. Yani. Tespit edildiği halde göz yumulması çok daha vahim olan bir durumdur. Derhal cezalandırılmaları
vakfın kapatılması ve tasfiye edilmesi gerekir. Fakat şimdi Ensar gibi vakıflar bu iktidar döneminde palazlandırılmış, büyütülmüş, bir takım kamu ihaleleri üzerinden adeta taşeron şirket muamelesi görmüş yapılardır. Ve bu iktidarın toplumsal aklını yöneten kurumlardır bunlar. Yani sokağa çıkıp kapı kapı gezip propaganda yapan kurumlardır. Evet. Dolayısıyla bu iktidar bu kurumları kaybettiğinde sokaktaki gücünü kaybedeceğini bildiği için bu kurumların sapkınlıklarına bile göz yumar hale gelmiştir. Maalesef. Evet. Mecliste çocuk istismarı araştırırsın diye önerge verdik, reddettiler. Ondan sonra müthiş bir toplumsal baskı oluşunca kendileri bir önerge getirmek durumunda kaldılar. Bu böyledir zaten. Yani toplum iktidarı buna zorladı. Ama şunu çok net söyleyeyim. Aile Bakanı derhal görevden alınmalıdır. Derhal görevden alınmalıdır. Amasız fakatsız içinde çocuk istismarı geçen bir cümlede istismarı yapan kişinin ya da onun içinde yaşandığı kuruma en ufak bir meşruiyet katma iması dahi kabul edilemeyen bir suçtur. Batı'da ve batılı demokrasilerde, modern demokrasilerde bu suçun cezası çok ağırdır. Peki. O yüzden ben bütün bu vakıfları toptan bir çuvala koymadan söylüyorum. Tamam. Yani bu olayın yaşandığı vakıf özelinde bu kesinlikle ve kesinlikle vakfın tümüyle cezalandırılması gereken bir süreçtir. İktidar sokak gücünü kaybetmeme adına adeta bu işe göz yumma yolunu seçmiştir. Bu daha da vahim bir durumdur. Evet. Peki Cumhuriyet Halk Partisi bir İstanbul. Bir saat doldurduk ama nasıl geçti anlamadık yani. Evet bayağı, yani evet sohbetinize doyum geçti. Olmadı. Bir daha bekleriz sizi. Tabii her zaman. Peki. Muhabbet Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Eren Erdem. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür katıldınız. Ederim. Çok sağ olun. Fikirlerinizi bizlerle paylaştınız. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Satır arasının sonuna doğru yaklaştık değerli izleyiciler. Bugün 44 yıl önce Kızıldere'de Mahir Çayan ve arkadaşlarının hayatlarını yitirdikleri gün. Onların anısına kısa bir VTR hazırladık. Onunla sizlere veda edeceğiz. Hoşça kalın.